Herkese merhabalar. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı yazılı yazılık programımıza başlıyoruz. Mükemmel bir yayın olacak. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Öncelikle öğrenci notlarımızı vereceğiz. Yani edebiyat konusuyla alakalı, hikaye konusuyla alakalı ve şiir konusuyla alakalı bilmeniz gereken kısa özetler, kısa kopyalar vereceğiz sizlere. Ardından da ardından da sizler için süper sorular hazırladık. Hatta burada bazı kağıtlarımız var onu da göstermek istiyorum. Böyle net sorularımız var. Tabii sorularımızın hepsini göstermeyelim ama boşluk doldurmalar, karşılaştırmalar, özel eşleştirme soruları var. Ve bunların içerisinde yüzde yüz sorulur, kesin çıkar. Buradan soru gelir gibi bölümleri de söyleyeceğiz ve böylece sizler ya burası soruluyormuş o zaman bunu dikkatlice dinleyeyim. İyice öğreneyim diyeceksiniz ki bizler de zaten sınavlarda yüzde yüz sorulma ihtimali olan soruları sizlere hazırladık. Nasıl hazırladık peki bunları? Tabii ki Milliyetin Bakanlığı'nın kazanımlarına baktık. Biliyorsunuz ki bizim kitaplarımızda her zaman burada başta kazanımları veriyoruz. Diyoruz bak buradan sorulur diyoruz. Ardından onunla alakalı sorular hazırlıyoruz. Onunla alakalı yazılı sorular hazırlıyoruz. İşte buna benzer provaları da şimdi sizler için hazırladık. Hazırsanız hadi bakalım yazılı provamıza başlayalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki birinci yazılımızda giriş hikaye ve şiir ünitesinden sorumluyuz. Giriş hikaye ve şiir ünitesinden sorumluyuz ama Buradaki konular adeta bir lokum. Muhtemelen siz zorlayacak kısım burası gibi duruyor. Ama şurasına lokum, burasına da hani böyle sütlaç diyebiliriz. Hemen başlayalım. Şimdi öncelikle edebiyat nedir diye bir sorunun gelme ihtimali zayıf. Yani hoca edebiyat nedir diye bir şey sormaz. Ama edebiyatın malzemesinin dil olduğunu, kaynağının insan yaşantıları olduğunu, insana hizmet ettiğini bileceksiniz. Ve yaratıcılık içerdiğini yani bir e, kreativite var. Yani bir ürün üretmeniz gerekiyor. Mesela bu bir edebiyat olamaz. Bunu adam kalem üretmiş. Ama bir ressamın çizdiği, bir şairin yazdığı şey bir sanattır, zanaat değildir. Bunu bilmeniz lazım. Yani edebiyat özgündür. Malzemesi dildir ve insandan beslenip insana hizmet eder. Bunu bilmemiz gerekiyor. Edebiyatın bilimle ve güzel sanatlar ilişkisini de sorabilirler. Burada şöyle gideceksiniz. Bakın felsefe düşünme üzerine düşünmedir. Tarih insanların geçmişini inceler. Coğrafya insanların yaşadığı yerleri inceler. Psikoloji insanın davranışlarını, sosyoloji de toplumun davranışlarını inceler. Yani hocam hepsi insana hizmet eder. Edebiyat da insana hizmet ettiği için bu bilimlerden faydalanır diyeceksiniz. Burada şurası çok çok önemli. Bunu hatta şöyle bir boş sayfaya da yazmak istiyorum. Arkadaşlar edebiyat diyoruz bakın edebiyat. Tarihten çok net bir şekilde etkilenir. Bak tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji ve sosyolojiden doğrudan etkilenir. Ama kimya, fizik, matematik, işte biyoloji gibi branşlardan dolaylı olarak etkilenir. Bunlar önemli. Yani mesela bir edebiyatçı tarihten etkilenmesi çok doğal bir şey. Yani tarihi olaylardan etkilenecek, kurtuluş savaşından etkilenecek. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi edebiyatın güzel sanatlardaki yerini de bize sorabilirler. Nasıl sorabilir? Buraya şöyle bir insan yazalım. Hepsi insana hizmet ettiği için, şöyle insana kalp koyalım. Hepsi insana hizmet ettiği için edebiyat hepsiyle bağlantılıdır diyeceksiniz. Ve bunların da hafif tanımını vereceksiniz sınavda çıktığı zaman arkadaşlar. Şimdi edebiyat güzel sanatlar içinde işitsel fonetik sanatlarda olduğunu bileceksiniz. Bakın şöyle güzel sanatlar yazıyorum. Edebiyatın yanı güzel sanatlar diye yazıyorum. Birincisi arkadaşlar tabii ki işitsel sanatlar var. Bunu sorma ihtimali var hocamızın. Buraya şöyle bir hoca sorar kağıdı koyalım şöyle kesin çıkar kağıdı koyalım. Güzel sanatlar içerisinde işsel sanatlar var veya fonetik sanatlar. İkincisi görsel sanatlar var yani plastik sanatlar. Üçüncüsü de dramatik yani ritmik sanatlar var. İşte edebiyat bunların içinde işsel sanatlarda. Burada zaten işsel sanatların içerisinde bir edebiyat var arkadaşlar. Bir de müzik var. Burada neler var görsel sanatlar içinde? Görsel şeyleri düşüneceksiniz. İşte resim var veyahut da mimari var. İşte heykel var. başka ne diyebiliriz? Hat, minyatür, tesip var. Dramatik sanatlarda yani ritmik sanatlarda da tabii ki bildiğimiz tiyatro veya da ne diyebiliriz işte dans, bale, opera buna benzer şeyler de buraya giriyor. Burada edebiyatın güzel sanatlar içerisinde, işsel sanatların içinde olduğunu bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi <laughs> burada şunu da bilmemiz lazım. Edebiyatla alakalı size metinlerin sınıflandırılmasına sorabilirler. Metinlerin sınıflandırılmasından kastımız da şu. Metinler arkadaşlar şöyle yazıyorum metinler diyorum. Metinler temel olarak iki gruba ayrılır. Birincisi, birincisi sanatsal metinler. Bak bunu böyle sanatsal yazayım. Sanatsal metinler. İkincisi ise öğretici metinler. Bunu da şöyle sıkıcı yazayım. Öğretici. Bak böyle ciddi. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Şimdi sanatsal metinler deyince olay çevresinde oluşan metinler vardır. İşte masallar, destanlar, fabullar, halk hikayeleri, mesneviler, manzum hikayeler, hikayeler, romanlar anlatmaya bağlıdır. Ama tiyatrolar yani trajedi, komedi, dram ya da orta oyunu, karagöz, meddah oyunları bunlar geleneksel Türk tiyatrosu da, da ve bunlar da yine göstermeye bağlıdır. O zaman bir anlatmaya bağlı diyeceğiz. İşte hikaye roman gibi şeyler. Bir de tabii ki nedir? Göstermeye bağlı diyeceğiz. Bunlar da tiyatro gibi şeyler. Diğer tarafta bir de tabii ki sanat içinde coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde şiir vardır. Onu da bilmemiz lazım. Şiirde coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde. Şimdi öğretici metinlere baktığımızda tabii ki tarihi metinler öğreticidir. Felsefi metinler öğreticidir. Başka ne diyebiliriz? Bilimsel metinler öğreticidir. Ama onun haricinde bir de gazete çevresinde gelişen metinler vardır. Yani gazete çevresinde gelişen metinler nedir? Mesela gazetelerde ne görürüz biz? Sohbet görürüz, makale, eleştiri, röportaj, fıkra. Fıkra derken Nasrettin Hoca fıkrası değil böyle Bunları da öğreneceğiz ileride. Köşe yazısı yani esasında. Mülakatlar görebiliriz. Bir de kişisel hayatı konu alan metinler. Mesela adam gider kendi hayatını anlatır. Biyografi. Daha doğrusu o otobiyografi oluyor. Biz onun hayatını anlatırsak biyografi oluyor. İşte mektup, anı, günlük, gezi yazısı gibi şeylerde kişisel hayatı konu alıyor. O zaman gazete çevresinde ve kişisel hayatı konu alan metinler diyoruz. Şimdi burada size sınavda çıkacak olan soru tarzını söylüyorum. Birincisi arkadaşlar size diyelim ki... İstanbul'la alakalı bir şiir verirler. Böyle İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı der. Tamam böyle. İstanbul'u sanatsal, öznel, heyecana bağlı bir şekilde anlatır. Bir de İstanbul Türkiye'nin nüfus bakımından en kalabalık şehridir. Ticari ve hayatın gelişmiş olması nedeniyle İstanbul e, birçok e, kentten göç almaktadır. İstanbul'un nüfusu şu kadardır. Böyle net bilgi veren bir metin E bu öğretici metindir diyeceksiniz. Kardeşim bu öğretiyor, bilgi veriyor, nesnel. Bu ise sanatsal metin demeniz gerekiyor. Burada şunu da bilmemiz lazım öğretici sanatsal metinlerin arasındaki farkı biraz daha güzel alengirli cümleler kullanmanız gerekiyor. Yani mesela burada göndergesel işlev kullanılmıştır. Nesnel cümleler vardır. Mecazlı ifadelere yer verilmemiştir demeniz gerekirken burada sanatsal dil, sanatsal işlevi de kullanılmış. Mecazlı ifadeler var. Söz sanatları var. Öznel cümleler var. Duygular var. Burada fayda amaçlanmıyor. Burada fayda amaçlanıyor şeklinde özetlemeniz gerekiyor. Zaten birazdan bununla alakalı örnek sorumuz da gelecek. Şimdi İlk üniteyle alakalı bir de bir şey daha söylemek istiyorum. Bu da çıkabilir arkadaşlar. O da nedir? Dilin kullanımından doğan türlerine baktığımızda şunu bilmemiz lazım. Burada hatta orada boş sayfamız var mı? Oraya yazalım şöyle. Ha. Buraya yazıyorum. Birincisi arkadaşlar ağız vardır. Ağız. Ağız nedir? Ağzı biliyoruz hocam. Ağız dediğimiz şey Karadeniz ağızdır mesela. İşte yeni yılınız kutlu olsun daha ciddi olsun daha der mesela Karadenizler. Ama biz İstanbul Türkçesi nereye deriz? Yeni yılınız kutlu olsun deriz. Tamam bu İstanbul Türkçesi ama Ankara'da mesela biz Ankaralıyız. Ankaralı arkadaşlarımız kardeş yeni yılın kutlu olsun ya falan böyle konuşurlar mesela. O, o Ankara ağzı veyahut da işte ne bileyim ee, işte Karadeniz ağzı, Urfa ağzı anlarız yani. Ankaralı bir insanı da, Ege'li bir insan. Gülüm, yılın, yeni yılın kutlu olsun gülüm der mesela Kütahyalılar mesela. Böyle bu gülüm derler. Orada 60 yaşında sakallı amcalar birbirine gülüm diye ifade eder. Yani ben böyle korkmuştum ne oluyor demiştim. Ama normal orada Kütahya'da öyledir. O Kütahya ağzı oluyor tamam mı? Ege ağzı oluyor. Ee, ama bir de şive vardı bak. Şive biraz daha ciddileşiyor. Bu sefer şivede ise aziri şivesi vardır. Mesela Yeni iliniz mübarek olsun der Azeriler. Bak yeni yılınız kutlu olsun gitti yerine yeni iliniz mübarek olsun diyor. Ardından da lehçe vardır. Lehçesi son derece değişiktir. Lehçe de mesela çuvaşça, yakutça gibi lehçeler vardır. Orada mesela yeni yılınız kutlu olsun. Ehini çanga cılını ben eger cecebelin. Ne diyorsun hocam ya? Aynen böyle. Ehini şanga cılınan eğer delibin diyorsa yeni yılınız kutlu olsun diyor. Anladık mı? Anlamadık. Ben biliyor muyum? Ben de bilmiyorum esasında. Çuvaşça ve yakutça Türkçedir esasında. Ama çok değişmiş. Azerice Türkçedir esasında ama az değişmiş. Yeni iliniz mübarek olsun diyor. Karadeniz ağzı Türkçedir. O hiç değişmemiş zaten aynı. Sadece biraz ağız değişikliği var diyeceksiniz. O zaman ağız çok az değişim. Şive değişim. Lehçe bayağı ciddi bir değişim. Niye artık takip edilemeyen şeyler diyeceğiz. Argo'yu zaten biliyorsunuz söylememize gerek yok. Okulu kırdık diyorsunuz mesela. Halbuki ne oluyor? Derslerden kaçtığımız zaman başarısızlık oluyor. Neyse. Okulu kırmak okul asmak yani. Asmak da esasında. Ee, argo'da ne diyelim? Okula gitmeyip devamsızlık yapmak resmi dil. Şimdi bir de jargon var. Jargon da işte doktorların, denizcilerin, gemicilerin, edebiyatçıların kendi aralarında kullandıkları anahtar kelimelerdir. Mesela hasta exit oldu der. Ne diyorsun ya exit derken yeni kaside mi çıktı? Hayır öldü diyor esasında doktor. Siz onu anlarsınız. O zaman jargonun da ne olduğunu bileceğiz. Gelelim bir de iletişim ve ögeleri var. İletişim ve ögeleriyle alakalı da burada şöyle göstereyim. Hatta bunu nerede gösterebiliriz? Şurada bir boş sayfa alalım. Şuradan. Şuradan bir boş sayfa alalım. İletişim ve ögelerin esasında konumuz son derece basit arkadaşlar. Bir tane arkadaşımız var. Selamun aleyküm diyor. Diğer bir arkadaşımız ona aleyküm selam diyecek. Şimdi selam dedi mi ona? O da ona karşılık olarak as dedi mi? Burada bir iletişim oluştu. İletişim sadece böyle konuşma yoluyla olmaya da bilir. Bazen iletişim kırmızı ışıkta durduğunuz zaman trafik lambalarında o da bir iletişimdir. Burada şunu bileceğiz. Burada gönderen yani selamun aleyküm diyen kişi nedir? Gönderici. Aleyküm selam diye ondan cevabı alan kişi ona cevap veren karşılık veren kişi nedir? Alıcıdır mesela ben merhaba arkadaşlar dedim ben gönderdim sizler de merhaba dediniz yani like butonuna bastınız şu anda yaptığınız gibi teşekkür ediyorum bu arada o da bir dönüt oluyor şimdi burada o zaman selamun aleyküm dediği zaman yani selam dediği zaman biz buna ne diyoruz mesaj diyoruz ya da yay ayraç içerisinde iletiyoruz bunun da ona dönüş yapmasına biz ne diyoruz dönüt diyoruz bu çok basit ya dönüş diyeceğine dönüt demişler. Burası gözükmüyor arkadaşlar. Şurayı şöyle birazcık skopumuzu düzeltelim. Hop güzel. Şöyle hatta bunu biraz aşağı indirirsek. Hatta şöyle biraz daha kaldıralım. canlı yayında bu tarz şeyler yaşanabiliyor tabii ki olabilir. Şöyle biraz daha aşağı indireyim. Hoca da kendi yazıyor. Kendi okuyor demeyin yani. Hoca da göstersiniz. Evet kameramız birazcık sallandı. Teşekkür ederim Steve. Şimdi mesaj ileti dedik. Dönüt dedik. Tamam. Gönderici alıcı. Bunlar belli zaten. Dönüş diyeceğine dönüt demiş. Yani yanlışlıkla onda t gelmiş gibi düşünebiliriz. Peki hocam. Başka ne öğreteceksiniz bize? Hemen söylüyorum. Bunlar kendi aralarında konuştular ya. Bu neyle konuştular? Dumanla mı? Hayır ses. İşte ses de arkadaşlar iletişimin kanalı oluyor. Yani biz şimdi hangi kanalla ile iletişim kuruyoruz? E yine ses kanalıyla ile iletişim kuruyoruz. YouTube kanalıyla değil. Tabii ki YouTube kanalı. Abone olmayı da unutmayın ama yani burada ses kanalı var bak. Ses kanalı. Kanal deyince sakın YouTube kanalı aklınıza gelmesin. Burada bir de kod var. Kod da nedir? Türkçe. Yani gerçi selamun aleyküm aleyküm selam Arapça da dil diyelim mesela. Dil kullandıkları dile biz şu anda mesela selamun aleyküm aleyküm selam Arapça ama artık Türkçeleşmiş. Yani selamun aleyküm selam diyoruz birbirimize. İşte burada kullanılan kod dil oluyor. Burada kullanılan araç kanal oluyor. Sesi kullanıyorlar. Gönderici, alıcı, ileti dönün. Bir de burada iletişimin yapıldığı yer olsun. Mesela burası ne olsun? Çocuk parkı olsun mesela. Burada ne oluyor? Bağlam oluyor. O zaman bağlam ortam demek arkadaşlar. İletişimin yapıldığı ortam. Kod dil demek. Kullanılan dil. Gönderici gönderen yani ilk başta başlatan, iletişim başlatan kişi. Alıcı iletişime karşılık veren kişi. Dönüt dönüş cevap yani. Mesaj ileti. Seste kanal yani iletişim sırasında kullanılan, iletiyi gönderirken kullanılan yol. Ses olabilir, ışık olabilir. Mesela kırmızı ışık yanında duruyoruz. Yazı olabilir. Mesela şu anda sadece bunu görseniz de bir şeyler anlayabilirsiniz. Resim olabilir. Mesela böyle hareketle bir iletişim yani. Güle güle diyorum ben şu anda. Bak. Güle güle. O da bana böyle yapıyorsa anladım diyor. O bir karşılıklı bir iletişim oluyor. Oradaki kanal ne olmuş oluyor? Hareket olmuş oluyor arkadaşlar. Burada şunu da söyleyelim. Ee, dilin işlevleri var. Dilin işlevleri de hemen şuraya yazalım. Dilin işlevlerinde anlatalım ve ardından da hemen diğer ünitemizle alakalı özetleri verelim sonra da sorularımıza geçelim. Dilin işlevlerinde arkadaşlar bir dilin göndergesel işlevi var. Göndergesel. Göndergesel işlevi nedir? Benim yaptığım şey. Şu anda size bilgi gönderiyorum. Sonra kanalı kontrol işlevi var. Beni anlıyor musunuz dediğimde kanalı kontrol etmiş oluyorum. Sonra heyecana bağlı işle var. Heyecana bağlı işle bir senedir böyle coşkulu şeyler. Ey Türk gençliği diyor mesela Mustafa Kemal Türk. Orada heyecana bağlı bir işle var. Aynı zamanda dilin dil ötesi işle var. O da dil bilgisi mesela. İşte sıfatlar çekim eki almaz. Ne diyorsun ya? Yani günlük hatta bir şey olur Mesela arkadaşına karşısın. Merhaba ne haber abi iyilik. Cümlenin ögelerini ayırdın mı? Ne diyorsun ya ne cümle ögesi ya? Sokakta konuşuyoruz işte. İşte o dil ötesi işlevi. Dil bilgisi kuralları dil ötesi işlevi oluyor. Bir de dilin alıcıyı harekete geçirme işlevi var. Alıcı harekete geçirme işlevi de şu. İşte ders kitaplarında değil de böyle kullanma kılavuzlarında veyahut da ne diyebiliriz işte yemek tarifi kitaplarında hep olur böyle. İki kilo, iki kilo tuz kullanınız. Veyahut da ne olsun mesela ne diyelim sen. Telefonu şarj ettikten sonra bataryayı çıkarmayı unutmayınız. Alıcıyı harekete geçiriyor. Bir de dilin şiirsel işlevi var. Şiirsel işlevi de tabii ki nedir? Mecazlı, şiirlerde, romanlarda, hikayelerde kullanılan işlev olmuş oluyor. Şimdi Ozan bu kısmı bitirmiş olduk. Hemen geçelim hikaye. Hikaye daha kolay. Daha kısa iki dakika sürecek hikaye. Hikayenin genel özelliklerine baktığımızda arkadaşlar... Birincisi hikayenin en anahtar özelliği kısadır arkadaşlar. Yaşanmış ya da yaşanan bir olaylar anlatır ama temel özelliği nedir? Hikayenin kısa olmasıdır. Yani tek olay anlatılır, İşte kahramanlar tek yönlüdür, zaman mekan detaylı anlatılmaz, kişi sayısı azdır. Bunun daha uzunu, daha detaylısına da roman diyeceğiz zaten ileriki derslerimizi. Yani hikayenin yapı unsurları vardır mesela kişiler, olay örgüsü, mekan, zaman, çatışmalar, konu, tema, anlatıcı. Burada şunu bilelim bakın. Çatışma kişilerin durumları, hareketleri bakımından birbirlerine karşı olmaları sonucunda ortaya çıkar. Yani böyle olayların birbirine girdi, Ratingin arttı. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Herkes birbirine tam çatıştığı zaman işte kız kaçtı mesela, oğlanla ayrıldılar falan böyle bir şeyler olduğu zaman diyeceksiniz ki burada çatışma var. Konu hikayede aktarılmak istenen durumdur. Mesela diyelim ki aşk bir temadır mesela işte iki sevgilinin kavuşamaması sonrasında Kerem ve Aslı'nın e, ayrılmak ayrı düşmesi bir konudur mesela. Buna benzer şey yani. Tema daha kapsamlı. Onu da şöyle yazalım. Bak şu tema. Hop. Şu da konu olmuş oluyor. Anlaştık mı? Konu temanın sınırlandırılmış hali olduğunda bilmeniz lazım. Bir de anlatıcı vardır hikayelerde. Birinci kişi olabilir geldim ya da üçüncü kişi olabilir geldi diye. Şimdi hikaye türlerine baktığımızda bir olay hikayeleri var arkadaşlar. Mopasant tarzı. Bir de durum hikayeleri var. Şimdi olay hikayelerinde olay vardır. Olay hikayelerinde giriş gelişme sonuç vardır. Olay hikayelerinde merak vardır. Olay hikayelerinde beklenmedik bir son vardır. Ve olay hikayelerinde Ömer Seyfettin vardır. Veyahut da Refik Halit Karay vardır. Mapasan tarzı hikayelerde. Acaba son ne olacak dersiniz olay hikayelerinin. Durum hikayeleri ise kesit hikayeleridir. Daha sakindir. Olay yoktur. Giriş, gelişme, sonuç ne yok denecek kadar azdır. Merak etmezsiniz. Hikaye bittiğinde bitti mi bu ya dersiniz. Orada Çehov vardır. Orada eee Said Faik Abasiyanık vardır. Orada Memduh Şevket Esendal vardır. Bunlar zaten sorularda birazdan göreceğiz arkadaşlar. Bakış açılarını da bilmemiz lazım. İşte birinci kişi ağzı dedik yani geldi. Şey geldim deyince birinci kişi ağzı oluyor. Şöyle yazalım. Geldi, geldi yazıyorum. Geldim. Ya da geldik dersen bu birinci kişi geldim ya da bir geldik geldi ya da geldiler olursa da bu üçüncü kişi oluyordu tamam bu e, anlatıcı ama bakış açıları var bakış açıda onu önceki derslerimizde anlatmıştım ama bir kez daha söylemek istiyorum kahraman bakış açısı şudur arkadaşlar İçeriye girdim kalemleri masaya bıraktım derse başladım bu kahraman İçeriye girdi kalemleri masaya bıraktı derse başladı bu gözlemci İçeriye girdi aklından farklı hayaller geçiyordu. Acaba dersi iyi anlatabilecek miydi? Heyecanlıydı. İçerisine tuz konulmuş çay içtiğinde kendisine yapılacak şakadan habersizdi. Dediğinde ise ne oluyor? Bu tanrısal, hakim bakış açısı oluyor. Niye? İçinden geçenleri biliyor. Çaya tuz konulduğunu biliyor. Onun bilmediğini biliyor. Her şeyi biliyor bu adam. E o zaman bu artık hakim bakış açısı diyeceksiniz. Şimdi... Bir de arkadaşlar hikayedeki tabii ki anlatım biçimleri var. Öyküleyici anlatım var ya da betimleyici anlatım var. Bunlar son derece basit. İsimlerle alakalı şunu söyleyebiliriz. Özel isim işte Tonguç bir özel bir isimdir arkadaşlar. İşte Ahmet, Mehmet, Müslümanlık, Hristiyanlık bunlar özel isimlerdir. Cins isim biliyoruz. Kalem, kitap, defter cins isimdir. Aynı zamanda tekil isim var. İşte e, ağaç tekil bir isimdir arkadaşlar. Ağaçlar olduğu zaman ne olur? Çoğulur. olur. Çünkü nerede çokluk orada lerler gideceksiniz. Aynı zamanda orman olduğu zaman da topluluk olur. Çiçek tekil. Çiçekler çoğul. E, demet mesela bir çiçek demeti nedir? Topluluk ismi olmuş oluyor. Burada tabii türemiş basit bileşik ismi de bilmemiz lazım. Ona da şöyle bir göstereyim. Türemiş basit isim de şöyle oluyor. Mesela diyelim ki kitap basit bir isimdir. Ama kitaptan kitapçı dediğimizde bu türemiş bir isim olur. Kitap evi dediğimizde ise bileşik isim olur. Niye? İki kelimeden oluşuyor. Başka bir örnek vereyim mesela. Diyelim ki ağaç. Ağaç nedir? tekil bir isim, tekil isimdir. Ağaçlar da olsa hala tek e, şeydir, basit bir isimdir. Ee, ağaçlık dediğimizde bu artık türemiş bir isimdir. Ağaç kakan dediğimizde ise bu bileşik bir isimdir. Bu kadar basit bir konu esaslı arkadaşlar. Şimdi burada şunu bilmemiz lazım. Ee, ekler alabilir isimler. Mesela halekler alabilir. Bunu sorabilir hocanız size. Mesela ev, 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 ev. Ne yapıyorsun hocam? Kafayı mı yedin? Bekleyin şimdi bak. Evi belirtme ekidir arkadaşlar. Bak bu sınavınıza çıkacak. Hatta buraya hemen yüzde yüz sorulur diyeyim. Eve yönelme ekidir. Eve yöneliyorsun. Evde bulunma ekidir. Bulunma. Evden de ayrılma hal ekidir. Buraya kadar her şey anlaşıldı mı? Şimdi evler dersek nerede çokluk orada derler. Bu çoğul ekidir. Bunu zaten biliyorsunuz çoğul eki. Aynı zamanda ee, evim, 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 canım evim. İşte evimiz, işte eviniz, onların evi. Bunlar da nedir arkadaşlar? Bunlar da iyilik ekidir. Şöyle büyük yazıyorum. İyilik eki çok çıkar çünkü sınavlarda. İyi lik yazıyorum. Yani tabii eviniz de olabilir, evleri de olabilir. Bunlar da iyilik ekidir. Başka ek yok mu hocam? Var tabii ki. Başka ekler de var. Mesela ne diyebiliriz? Eee... Evle, evle kavga ettim mesela. Nasıl yani? Ya annemlerle demek istiyorum da işte sen anla evle yani. Veyahut da e, ee, işte Evin kapısı dersin mesela. Onlar da bir tamlayan eki olabilir. Mesela şöyle yapalım. Bunları da başka renkle yazalım. İşte evle dediğin zaman ne olmuş oluyor? Vasıta eki olmuş oluyor. İşte evin kapısı diyelim. Hatta şöyle yazalım. Evin duvarı diyelim. Evin duvarı dediğimizde şu tamlayan ekidir arkadaşlar. Birincini aldığı ek. Şu ise tamlanan ekidir. Bunlara da zaten biz isim tamlaması deriz. Şöyle evin duvarı. ınının ın, ın, ısı olduğu zaman isim tamlaması olduğunu da unutmamamız gerekir arkadaşlar. Şimdi o zaman isimler de bitti. Pardon, bunu aldık. Burası önemli. Bak bu dil alakalı zor bir şey çıkarsa buradan sizi zorlarlar arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi e, neredeyiz? Ha burayı söyledik. Eee için tekniklerini söyledik. Ekleri söyledik. Güzel. O zaman şiire geçmeyelim. Şiiri tam şiir konusuna geldiğimizi özetleyelim. Şimdi gelin biraz bunlarla alakalı sorular çözelim ki acaba anladık mı, anlamadık mı hep beraber görelim. Şimdi şunu kaldırıyorum şöyle güzel bir şekilde. Şurada bir kağıdımız var. Bu neymiş? Ha bu yazılı kampımızın dosyası. Bunu da kaldırıyorum. Ve güzel güzel devam ediyoruz. Şimdi ilk sorumuz bunları da öğrenmiştik. Zaten bir daha tekrar edeceğiz merak etmeyin. Sakince dinleyin. Güzelce halledelim inşallah. Şimdi aşağıdaki kutucuklarda yer alan metinlerin türünü öğretici metin veya sanatsal metin altına yazınız. Şimdi sınavda böyle bir soru gelebilir. Bunu verip bu neden öğretici metin veya bu neden sanatsal metin de diyebilir. Şimdi öncelikle şuna bakalım. Demiş ki İki dakika geçmeden odanın sedef kalkmalı, ceviz kapısından pala bıyıklı, iri, levent, şen bir adam girdi. İnce siyah kaşan altında iri gözleri parlıyordu. Birindeki silahlık boştu. Bütün kullarının etek öpmesine, secdesine alışan sadrazam bir an eteğine kapanılmasını bekledi. Oturduğu mor çuha kaplı sedenin hep öpülen ağır sırma saçandaki yumağı altından içi boş küçük bir kafa gibi şaşkın duruyordu. Sadrazam söyleyecek bir şey bulamadı. Bak bu bir Romandan, bir öyküden alınmış sanatsal bir metin, sanatlar var. Bakın diyor ki, içi boş küçük bir kafa gibi benzetme sanatı var, şaşkın duruyordu diyor. Yani ee, yumak şaşkın, bu da bir kişileştirme sanatı. Dolayısıyla burada bir sanat metni olduğunu bileceksiniz. Peki neden sanat metni derse, bir, öznel diyeceksiniz. İki, mecazlı diyeceksiniz. Üç, işte söz sanatları var diyeceksiniz. Dört, faydayı amaçlamıyor diyeceksiniz. Bunlar önemli arkadaşlar. Burada yine kağıdımız gözükmüyor galiba ama sıkıntı yok. Şimdi diğerine bakalım. Fatih dönemine kadar padişahlar divana başkanlık ederlerdi. Sonra vezir-i azamlar, sadrazam, divana başkanlık etmeye başlamıştır. Vezir-i azamlar divanda görüşülenleri toplan sonunda özet olarak padişah arz ederlerdi. Tarih kitabından alınmış bir bilgi yani. O zaman bilgi verildiğine göre biz buna ne diyeceğiz? Öğretici metin diyeceğiz. Size sınavda bu neden öğretici metin derlerse şunu diyeceksiniz. Bir, nesnel yani yorum yapılmamış. İki, mecazlar yok. Mecazlı sözler, mecazlar yok. Her şey net bir şekilde söylenmiş üç terimler var. Veyahut da işte kavramlar var. Sadrazam, veziraza bunları bunlar hep birer kavram. Dört, söz sanatları yok. Söz sanatları, söz sanatları yok demeniz lazım. Üçüncüsü, faydayı amaçlı yani faydalanmak için okuyoruz ve yazılıyor diyeceksiniz. Bunlar da önemli arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Bunu öğrenmiştik hemen bakalım. Jargon, argo, ağız, şiveleçi yerleştiriniz diyor. Hemen bakalım. Şimdi hatırlayacak olursak ağız yeni Karadeniz ağzı. Uşağım ne yapıyorsun diyordu mesela değil mi? Şivek Azeri Şiviz biraz değişiyordu. Yeni iliniz mübarek olsun diyordu. Lehçede hiçbir şey anlamıyorduk. Şimdi bir dilin bir ülke sınırları içindeki farklı yerleşim bölgelerinde... ...farklı yerleşim Karadeniz, Urfa, Kütahya, Gülüm, Kütahya biliyorsunuz Gülüm. Yerleşim bölgelerinde ses, şekil, söz izmi ve anlamca farklılaşan konuşma biçimine biz ağız diyoruz. Şimdi bundan eminiz ya hemen ağzı eleyin kafanız karışmasın. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak kullandıkları özel. Aynı meslekler. Doktorlar birbirleri abi adam exit oldu diyor. Ne? Öldü öldü de exit anla sen. Dolayısıyla bu neydi? Bu jargondu arkadaşlar. Hemen jargondan da eminiz, Eledik. Bir dilin tarihi gelişimi içinde yazılı kaynaklarla izlenemeyen dönemlerinde ayrılmış kolları. Bilmiyorsun ne zaman nasıl olmuşsa ayrılmış bilmiyorsun. Bu ne ya diyorsun İşte çuvaşça yakutça gibi bak leşçe. Bakın çuvaşça yakutçayı da Hocanız örnek vermenizi isteyebilir. Yüz almak istiyorsanız bunları da aklınıza tutun arkadaşlar. Buradan da yazılda yüzde yüz soru gelecek. Şöyle yüzde yüz sorudur koyalım. Ortak dilden ayrı olarak, belirli toplulukların ses, yapı, söz, ve anlam bakımından farklılık gösteren, çoğunlukla kaba bir söyleyiş özelliği gösteren kelime de kaba diyor. I, ne kadar kabasın. Çok argo konuşuyorsun. Pis herif diyoruz. O da gerçi argo oldu. da biliyoruz Devam edelim. Bir dilin yazılı kaynaklarla izlenebilen tarih. Yazılı kaynaklarla izlenebiliyor. İşte Azeri Türkçesi. İşte Kazak Türkçesi diyorsun. Tarih gelişimi için ayrılmış kollarına biz ne diyoruz? Tabii ki de şive diyoruz arkadaşlar. Bunu da bileceğiz. Mesela Azeri şivesini not etmenizi istiyorum. Ah en sevdiğimiz kısma geldik. Aşağıda verilen metindeki iletişim eklelerini yazınız. Hani hatırlayın S-A-A-S -A, A -S. bu kadar basit. Şimdi hemen başlıyoruz. Gönderici kimdir arkadaşlar? Gönderici Fatma. Fatma'nın altını gönderici olduğu için kırmızı ile çizeyim mi? Çok güzel. Devam ediyoruz. Alıcı kim? Kütüphane görevlisi. Alıcı kütüphane görevlisi. Bu kadar basit. Kütüphaneye giden Fatma kütüphanede bunu görüyor. Devam ediyoruz. Kahvene geri çiziyorum. Oradan anlarsınız. Şimdi kanal nedir? Kanal ses dalgaları. Burada yazmam gerekiyor. Niye? Ses dalgalarını yazdım. Çünkü ses dalgalarını gösteremiyorum burada size. Ses dalgaları konuşarak anlaşıyorlar. Devam ediyorum. Kod nedir? Kod ne konuşuyorlar bakalım? Hello, how are you? I'm fine. No, hayır öyle bir şey konuşmuyorlar. Ne konuşuyorlar? Türkçe konuşuyorlar. O zaman kod kullandıkları dil. Yani Türkçe diyoruz. Peki devam ediyorum. İleti demiş. İleti kim? İlk başta gönderen kişiyi başlıyordu gönderici. Sait Faik Kabasıyan'ın Semaver adlı eserini arıyordum. Hani bir yer dolaşıyor diyor sosyal medya. Sait Faik Kabasıyan'ın eseri diyordu. Bu ondan daha akıllı en azından. Tebrik ediyoruz Fatma'mızı. Sait Faik Kabasıyan'ın Semaver adlı eserini arıyordum. Burada var mı diyor. Tebrik ediyorum. Şimdi bu ileti işte devam ediyorum. Anlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buradan hemen anlayın. Yani ben buraya yazmak istemiyorum. Sizin zamanınız değerli. Hemen e, derse geçmek istiyorum. Daha doğrusu diğer sorulara geçmek istiyorum. Dönüt. Dönüte baktığımız ise ona dönüş yapıyor. Siz şuna da bekleyin hemen getiriyorum diye dönüş yapıyor. Dönüş yaptı tamam devam ediyoruz. Başka rengimiz kaldı mı? Kalmadı başka rengimiz. Derken bir anda mor geliyor. Bağlam. Bağlam ne hocam? Bağlam neydi hatırlayın? Kütüphane. Yani iletişim yaptıkları ortam. Onu nereden biliyorsunuz hocam? Tanıyor musunuz arkadaşları? Kütüphaneye giden Fatma diyor. Buradan hemen bu şekilde yakalayacaksınız arkadaşlar. Bakın sınavda şöyle bir şey de çıkabilirse yani biraz daha hoca kazık ul aziz ul aziz sormak isterse şöyle bir trafik lambası koyar. Ben olsam öyle yapardım mesela ben kazıkçı bir hoca olurdum. Şaka şaka öyle bir şey yok. Kırmızı ışığı yakardım şöyle tamam mı? Sonra kırmızıdan sonra hangi ışık var? Sarı ışık var. Yeşil turuncu olamaz anlarsınız. Bir de yeşil ışık var. Ondan sonra bir de araba koyardım şöyle. Şöyle tek kapılı bir araba koyardım şöyle. Hop hop, hop. güzel tamam. Bu durdu böyle. Fıst diye durdu zın diye durdu tamam. Ne oldu şimdi? Kırmızı yandı durdu. Evet tamam bunu biliyoruz hocam. Burada gönderici trafik lambası alıcı duran adam. İleti kırmızı ışığın yanması. Kanal ışık. Bak ışık dalgaları öyle değil mi? Aynı zamanda kod trafik kuralları. Yani trafik kurallarına göre konuşuyorlar. E, bunun yaptığı dönük ne? Diye frene basması. Bağlam ne? Trafik ışıkları. Bunu da böyle zor bir soru olarak hoca olarak sorardım. öğrencilerde mu gıcık hoca diye bana gıcık olurlardı. Ama şaka şakada böyle bir şey yok. Şimdi geldik buraya. Aşağıdaki bilgileri doğru ya da yanlış olarak kodlayınız diyor. Tamam bu basit bir soru bunu yapabiliriz. Doğruları kırmızıyla yapalım pardon. Doğruları yeşille yapalım. Yanlışları da kırmızıyla yapalım. Böylece mükemmel bir şekilde ilerleyelim. Tamam ben şimdi kalemlerimizi kapaklarını kapatıyorum. Güzel şimdi bakalım. Şimdi demiş ki edebiyat sözcüğünün kökeni Farsça edep sözcüğü. Aa buradan da yazılı da yüzde yüz çıkacak arkadaşlar. Kesin çıkar burası. Aman diyeyim buraya dikkat edin. Şimdi ee, bu arkadaşlar Arapça edep sözcüğüdür. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Güzel sanatları işitsel, fonetik sanatlar, görsel, plastik sanatlar, dramatik, ritmik sanatlar şeklinde sınıflamak mümkündür. Evet biz de sınıflamıştık zaten. Az önce göstermiş hatırlarsanız. Nerede o kağıdımız? Ben bulamıyorum da. Siz hatırlıyorsunuz, zekisiniz. Tamam. O zaman buraya da doğru diyorum. Sinema sanatı işitsel, fonetik sanatlar arasında değerlendirilir. Hayır. Müzik ve edebiyat işitsel sanatlar Sinema görsel, görüyorsun böyle. Ha, görüyorsun. Daha doğrusu, görsel değil de dramatik, ritmik sanatlar arasında. Dünya Edebiyatı'nda hikaye türünü, ilk örneği Giovanni Boccaccio'nun De Cameron adlı eseridir. Evet bu doğru. Bu Boccaccio bu ilk eseri yazıyordu. Ama bu hikayeye geçti. Ama biz hikaye işlemedik hocam diyemezsiniz. İşledik az önce anlattım. Devam ediyorum. Kurucusu Çeo olan şunu da şöyle kaldıralım ki görün artık. Kurucusu Çeo olan olay hikayesi klasik hikaye. Kurucusu Mopasant olan durum hikayesi ise kesit hikayesi olarak bilinir. Bu yanlış. Tam tersi. Yani bu klasik değil. Kesti ee, kesit olacak. Ee, pardon pardon bu değil kurucusu Mopasant olacak bunun. Mopasant. Bunu söylemiştik. Mopasant olay hikayesi yazıyor ve klasik hikaye diyor. Çehov durum hikayesi yazıyor ve kist hikayesi olarak gülüyor. O zaman kafa karışık olmasın bir kez daha yazıyorum. Hatta kodlayalım bunu. Bak şimdi. Olay hikayesi tamam mı? Klasik hikaye. Mopasant. Mopasant. Ondan sonra başka ne deriz? Ee, Ömer Seyfettin diyorum. Tamam bunlar hep beraber. Komü alakası bir şey oldu. Buraya bakalım. Ee, durum hikayesi. Tamam mı? Durum hikayesi. Diğer adıyla kesit hikayesi. Kesit hikayesi. E, ee, ve Memduh Şeket Esandal. Memduh Şeket. Burada ne güzel kodladı görüyor musun? Dıkçım. Ne diyorsun hocam? Kafa emin. Dıkçım diye bir şey olmaz. Komu dıkçım. Ya yani bunları bilmeniz lazım. Bu kesin bilmeniz lazım. Ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Türk Edebiyatı'nın ilk yerli hikayeler Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Letayfi Rivayat adlı eserinde yer almaktadır diyor. Arkadaşlar İlkerli hikayeler, letaif, rivayet. Ama, ama, ama... Ahmet Tanpınar'ın değil, Ahmet Mithat Efendi'nin. Dolayısıyla bu yanlış oluyor. Buraya yazalım. Ahmet Mithat Efendi olacak. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hikayede karşıt duygu, düşünce ve isteklerin, kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan duruma çatışma denir. Evet, bu da yine doğru oluyor arkadaşlar. Şimdi, şimdi başka bir sorumuz var. Diyor ki, bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yolun kenarında yeşillikler vardı ya. Baktım bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş. Biraz ileride dört çocuğa arasadım. Ne yapıyorsunuz yahu dedim. Sana ne dediler. Fukara üstleri yırtık pırtık yavrulardı. Canım neden söküyorsunuz dedim. Mühendis Ahmet Bey söktürüyor. Ne yapacak bunları? Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani. Onun bahçesini düzeltiyorlar da. İngilizce mi alsın eksin? Madem kerif zengin. Bir ne var burada? Diyalog var. Bir kere şunların diyalog olduğunu emin Fıt 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 fıt. Tamam. Kahraman anlatıcı bakış yazılmıştır. Evet bak rastladım dedim. Ondan sonra başka ne diyebiliriz? E, ee, rastladım dedim. Evet, bunlardan net bir şekilde dedim mesela. Bunlar net bir şekilde e, kahraman anlayışı bakış açısı olduğunu söyleyebiliriz. Devam ediyorum. Zengin fakir çatışması işlenmiştir. Evet bak o diyor ki fukara üstleri yırtık yavrular diyor. O da madem zengin diyor. Zengin fakir çatışması işlenmiş. Bu da doğru. Devam ediyoruz. Yol kenarındaki çimlerin sökülmesi konu edilmiştir. Evet konusu da bu. Yani yol kenarındaki çimler sökülüyor. Bunu anlatıyor. Genel olarak bunun genelinde bu var. Kişiler iç dünyalarıyla yansıtılmıştır. Ne alakası var yani iş dünyası ya? İç dünyası falan anlatılmadı ki dışarıdan gördüğünü bize söyledim. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış? Bakın böyle bir soru da yazılı da yüzde yüz sorulacak arkadaşlar. Lütfen bu tarz sorulara dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi büyük kubbeli serin divan bugün daha sakin daha gölgeliydi. Pencerelerinden süren mavi mor sincap rengi bahar aydınlığı diye gidiyor. Şimdi burada demiş ki üçüncü kişinin ağzından anlatılmıştır. Bak koyulaşıyordu. Dalıyordu, dedi, o dedi. Ondan sonra ee, başka ee, bakıyorlar, onlar bakıyorlar. Ondan sonra düşünüyor gibi. Yani burada hep üçüncü şey var. Yaptım, ettim, gittim değil de yapıyor, ediyor, gidiyor diyor. Dolayısıyla buradaki şu altı çizili şeylerden üçüncü şey olduğunu anlıyoruz. Hakim anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Bakalım. Pencerelerinden hakim anlatıcı tabii ki olayların işini de bilmesi lazım. Pencerelerinden süzülen mavi, mor, sincap rengi bahar aydınlığı Çinlilerin yeşil derinliklerinde birikiyor, koyulaşıyordu. Yüksek ipek şiltelere diz çökmüş yorgun vezirler, önlerindeki alın renkli nakışlarına bakıyorlar. Uzun beyaz sakalını zayıf eliyle tutan yaşlı sadrazamın sönük gözleri çok uzak, çok karanlık şeyler düşünüyor gibi var olmayan noktalara dalıyordu bak. Bunun düşünüyor gibi karanlık şeylere daldığını söyleyebiliyor. Dolayısıyla net bir şekilde, net bir şekilde Zihninden geçenleri söylüyor diyebiliriz. Yürekli bir adam gerekli paşalar dedi. Biz onu sırmalara, altınlara, elmaslara boğarak gönderdi elçisine. Padişahımızın elini öptürmedik. Ancak dizin öpmesine izin verdik. Kuşkusuz o da karşılıkta bulunmaya kalkacak. Kuşkusuz. Şimdi burada hakim anlatıcı bakış açısını nereden biliyoruz? Çok uzak, çok karanlık şeyler düşünüyor gibi diyor. Yani zihninden geçenleri okuyor. O yüzden burada hakim bakış anlatıcısı diyeceksiniz. Devam ediyorum. Öyküleme ve betimleme var. Evet, bir olay anlatılıyor ve betimleme var. Bir sürü şey betimlemiş gördüğünüz gibi. Bakın nerede var mesela? Ee, sincap, mavi mor sincap rengi diyor. Sadrazamın sönük gözleri diyor. Sırmalar, altınlar, elmaslara boğarak gönderdiği açı diyor. Bunlar hep var. Bilinç akışı ve iç konuşma tekniğinden yararlanmıştır. Şimdi bilinç akışı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Onu anlatayım. Mesela ben şimdi iç konuşma tekniği yapıyorum. Ya ders birazdan bitirecek, Yazılı provası bitecek. Ondan sonra ben ne yaparım? Sonrasında onun sınıf yazılısına bakarım. Çayımdan içeyim ya. Bak şunun içimden geçenleri siz duydunuz. Bu iç konuşma tekniği. Ama bilinç akışında ise içinden geçenleri olduğu gibi aktarıyorum. Yazım kurallarına, noktalama işaretlerine veya anlatım bozukluğuna veya mantığa dikkat etmiyorum mesela. Yazılı bittikten sonra aslında teyzemler ama yarın ki neyse pazartesi ya. Olmazsa bununla tartışsın ilginç bir Hoca delirdi diyorsunuz siz beni duyduğunuz zaman. Niye? Çünkü bilinç akışı yani mantıklı bir şey değil. İçinden geçen her şeyi söylüyorum bu sefer. Kural, mantık sıralaması yok. Dolayısıyla burada öyle bir şey yoktu. O yüzden cevabımız denizli oluyor. Olay hikayesinin serin bölümünün özelliklerini göstermektedir. Evet önce bir serdi. Birazdan neye geçecek? Birazdan ee, işte düğün bölümü olacak. Olaylar birbirine geçecek. Sonra çözüm bölümü olacak. Pembe İncirli Kaftan arkadaşlar. Ömer Seyfettin'in Pembe İncirli Kaftan serini okuyun. Okumadıysanız da bir daha okuyun. Pardon. Okuyun. Okuduysanız da bir daha okuyun. Okumadıysanız da kesin okuyun diyelim ve hemen diğer soruya geçelim. A Şiire geldik. O zaman şiire gelsek şiirle alakalı biraz konu anlatalım mı? Hemen şiirle alakalı bir, bir beş, iki dakika bir konu anlatımı yapalım. Ardından da dersimize devam edelim. Şimdi o ilk sayfamız nerede? İlk sayfamızı alalım. Teşekkür ediyorum. Nerede? Şiir biçim özellikleri var. Nazım Benim dediği şey ne biliyor musunuz? Mısra e, Beyit diye gidiyor ama bunu buraya yazmayalım. Burası çok fındık kurdu gibi oldu. Şöyle şuraya yazalım. Şiirle alakalı şey buraya yazalım. Şimdi Nazım birimi deyince arkadaşlar yazıyorum buraya. Gözüküyor değil mi inşallah? Nazım birimi. Bu mısra yani dizi. Tamam hocam bunu biliyoruz. Bu beyit. Tamam hocam bunu da biliyoruz. Bu dörtlük. E hocam bunu da biliyoruz. Tamam. Eğer üç olursa ya da beş olursa ya da altı olursa bu da bent oluyor. Aslında dörtlüklerde de bente giriyor. Şimdi bu bir. Nazım türü nedir? Nazım türü de şiirin esasında konusu. Konusuyla alakalı. Mesela güzelleme, işte taşlama, Veyahut da işte koçaklama yani aşk konulu olabiliyor mesela. Güzellemeler aşk konulu oluyor. Anlaştık mı? Veyahut da e, taşlamalar eleştiri oluyor mesela. hiciv oluyor. Ya da koçaklama kahramanlık oluyor. Bak kış, e, kılıç resmi çizdim. Şimdi bir de nazım biçim var. Nazım biçimi ise artık şiirin koşma mı 11.C ösüle yazılan semai mi 8.C yazılan varsağı mı 8.C ösüle yazılıp içine brebeher olan bunu soruyor. Şimdi bir de e, ee, şiirde ahenk unsurları var. Ölçü ahenk unsurlarına şöyle yazıyorum. Ölçü yazıyorum. Ölçü arkadaşlar hece ölçüsü olabiliyor. Bir. Bu parmak hesabı. Diyelim ki şurada mesela ne demiş? 11 hece ölçüsü yazılmıştır. Kimi mi, esti, ba, şu, yel gibi. Yani bir, iki, ünlü harfleri sayıyorsun. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Evet. Hece ölçüsü var burada mesela. 11 bir hece ölçüsü yazılmıştır ifadesi. Doğru. Şöyle göstereyim. Fıt 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 doğru deyip geçiyorum bunu mesela. İkincisi aruz ölçüsü var. Aruz ölçüsü ise divan edebiyatta kullanılıyor. Yani böyle daha ağır dille yazılan, beytel yazılan divan edebiyatında hecelerin açıklık ve kapalı yani. Eğer ki dedi ya kimi derken ki i ile bitiyor İşte o açık oluyor. Öbürü S derken S de kapalı öyle garip bir şey yani tamam mı? Yani o zor. Onu zaten size sormazlar. Arız öncüsünün hangi kalıbıyla yazılmıştır dese sizin şöyle bir cevap yazmanız lazım. Mefaülün failatin faile mefaila. Öyle bir şey demez. Sizin bileceğiniz sadece şu. Bunun 11 olduğunu bilirsiniz. Heceleri sayarsınız ama şu beyitler halinde gizlenen bir şiir varsa anlamıyorsanız, divan edebiyatıyla yazılmışsa, Arapça ile yazılmışsa, ağır yazıldıysa, soyutsa Hocam bu arzu ölçüsü diyeceksiniz. Sonra da arkanıza bakmadan kaçacaksınız. Şimdi bir de üçüncüsü de ...serbest ölçü var. Bu ise ölçüsüz yani. Bak. Bu aruz dedik. Şöyle olursa hece dedik. Tabii böyle olup da aruz olanlar da var. Böyle olursa... ...o zaman ne oluyor arkadaşlar? İşte o zaman da net bir şekilde e, serbest ölçü olmuş oluyor. Ölçüden başka ne var? E, redif var, kafiye var. Ona da bakalım. Mesela buradan haline görelim. Şimdi yazılışları aynı. Anlamları da aynı olan şeyleri biz redif diyoruz. Bak şimdi. Kimi esti başucumdan yel gibi kimi sızı bir toprağa sel gibi. E gibi ve gibi yazılışları aynı mı? Aynı. Anlamlar aynı mı? Aynı. Görevler aynı mı? Aynı. E aynı kardeşim o zaman bunlar redif ve sözcük halinde. Eğer, eğer yel ve seldeki gibi e ve l yazılışları aynı ama anlamları farklı. Yelin içindeki, yelin içindeki el ve selin içindeki el bu denk gelmiş. O zaman burada iki harf olduğu için tam kafiye edeceksiniz. Bir harf olursa bakın böyle yazıyorum. Kafiye yazıyorum uya. Yarım uyak bir harf. Tam uyak iki harf. Zengin uyak üç harf. Tunç uyak biri diğerinin içinde. Ee, cinas uyak da sesteş sözcüklerle oluşuyor. Şöyle biraz yaklaştırmak için ne yapalım? Şöyle biraz daha kaçayım. Ha. Ya zaten bunu görmeseniz de biliyorsunuz. Cinas uyak. Şimdi burada kaç harf var? E, L, E, L. A. Bu net bir şekilde iki harf olduğu için. Hatta şöyle bak gibi de gene redif. K, K, yine. Tamam o zaman tam kafi vardır diyebiliriz. Devam edelim. Teşbih sanatı. Teşbih ne hocam ya? Tesbihi biliyoruz da. Teşbih, teşbih de benzetme sanatı. Söz sanatlarını biliyorsunuz. Çok basit arkadaşlar. Bunu hemen şöyle anlatalım söz sanatlarını size şöyle hop diye çeviriyorum. Bakın şimdi. Söz sanatları... Bu arada bir dakika bir şey. Burayı gösterdik. Ee, o seçeneğe geleceğim de. Şimdi hece aruz serbest söyledik. Kafiye yarım tam zengini söyledik. Başka neler var? Ee, Kafiye örgüsü var. Kafiye örgüsü. Bak şimdi. Eğer böyle olursa A, 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 A bu düz oluyor. A, B, A, B olursa çapraz oluyor. Abba olursa sarma oluyor. Abba olursa da sarma oluyor. Tekrar yazıyorum. Bu düz. Bu çapraz. Şöyle yazalım. Çapraz. A, B, A, B. Abba olursa da sarma. Yani A, A diye B'leri sarıyor yani. Sarma kafiye ya da sarmal kafiye denebiliyor. Bunun ayrıca mani tipi kafiye var. Yani A, A, X, A. Örüşük kafiye var. Onu da sorma ihtimali hocanız zayıf ama yine de anlatayım. Şöyle A, B, A oluyor. Sonra B'yi alıyorsun. BCB oluyor. Sonra C'yi alıyorsun. C, D, C oluyor. Üçlü üçlü gidiyor. Şimdi kafi örgüsü ne söyledik? Başka ne var? Konularına göre şiir türleri var. Bu en basit yani. Tam bir lokum. Bakın. Bunu da söyleyelim şuraya. Konularına göre şiir türleri. Konularına göre şiir türleri. Bu adeta lokum. Onu hemen anlatacağım. Sonra söz sanatlarını da şuraya anlatacağım. Ardından artık yazılımımızı bitiriyoruz. Şimdi epik şiir var. Kahramanlık. Lirik şiir var. Aşk. Pastoral şiir var. Doğa. Satirik şiir var, eleştiri. Dramatik şiir var, tiyatro. Ee, didaktik şiir var, öğüt veriyor. Bak şimdi. Epik şiire şöyle bir kılıç resmi çizelim mi arkadaşlar? Kahramanlık şiiri ya. Lirik şiire bir kalp çizelim mi? Sevgi kazansın. Pastoral şiire şöyle dağlar çizelim. Şöyle bir güneş. Öyle değil mi? Şu kuşlar uçsun. Satirik şiire şöyle sinirli bir adam çizelim. Hicve diyor, taşlıyor yani. Sinirlenmiş. Dramatik şiire şöyle bir tiyatro sahnesi çizelim mi? Tiyatrolarda kullanılır bu daha çok. Böyle Arthur böyle konuşuyorlar. Anlaşıl Şöyle yapalım. Fıt fıt. Fıt Didaktik şiirde de öğüt verdiği için şöyle bir kitap yapalım. Üzerine de öğüt yazalım. Bu kadar basit arkadaşlar. Anlaştık mı? Mesela koçaklamalar epik şiirdir. Destanlar epik şiirdir. Gazeller, güzellemeler, sevgi yazılan her şey. Anne sevgisi olabilir, Allah sevgisi olabilir. Normal sıradan bir sevgi olabilir. Bunlar lirik şiirdir. Doğa, Pastoral, koyunlar, çobanlar. Me pastoral şiir. Satirik şiir nedir arkadaşlar? Satirik şiir ise eleştiri, hiciv, taşlama. Hmm, sinirli. Dramatik şiir tiyatrolarda, onu geç, didaktik şiirde öğüt veriyor. Nabi'nin kemiği gazelleri böyle abi olduğu için bize didaktik öğüt veren şiirler yazarlar. Şimdi gelelim edebi sanatlara. Edebi sanatlarda anlatıyorum. Ardından da yazılı sorularımıza geçip bitiriyoruz. Şimdi bakın. Edebi sanatlarda şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Birincisi, birincisi. Bunu şöyle örnek üzerinden gidelim futbolcular sahaya çıktı. Cümlesinde herhangi bir söz sanatı yoktur. Bana normal, normal çıkmışlar. Ama aslan gibi aslan gibi güçlü futbolcular sahada dediğiniz zaman burada benzetme vardır. Niye? Şimdi bir benzeyen kim? Aslan. Pardon. Benzeyen kim? Futbolcular. Benzetilen kim? Kendisine kim benzetiliyor? Aslan'a benzetiliyor bunlar. Aslan bana benzetmişler ya diyor. Futbolcular da Aa, biz de Aslan'a benziyoruz diyor. Bu benzetme edatı. Bu da benzetme yönü. Aslan'a yakışıklık açısından benziyorlar. Hayır güçlülük açısından benziyorlar. Şimdi bu dört ögesi olan benzetme. Ama bu güzel değil. Bunun güzeli şu. Aslan futbolcular sahadaydı diyorsun. Aslan futbolcular sahadaydı dediğin zaman bu işte net bir şekilde güzel benzetme oluyor. Niye? Sadece benzeyen ve kendisine benzetilen var diyorsunuz arkadaşlar. Eğer aslanlar sahadaydı derseniz, aslanlar sahadaydı derseniz bu ise nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Bu istiare oluyor. Niye istiare? Çünkü sadece kendisine benzetilen var. Ama açık istiare. Eğer futbolcular futbolcular sahada kükredi derseniz ne oluyor hocam ya? İşte bu da kapalı istiare oluyor. Niye? Çünkü sadece benzeyen var. Kapalı yani. Sen şöyle anlıyorsun. He futbolcuları aslana benzetmiş. Bak kükremek diyor diyorsun. Bu da kapalı istihare oluyor. Bak buraya yazıyorum. Kapalı istihare. Açık istihare. Bu güzel benzetme. Güzel benzetme. Yani teşbih. Teşbihi o diye söylüyorlar Arapçasına. Bir de arkadaşlar ne olsun mesela diyelim ki e, top e, çimlerle çimlerle e, dans ediyordu. Ne oluyor ya? Top çimlere etmez ki? Bu işte kişileştirme. İnsan olmayan varlığa insan özgü özellik vermiş. Top çimlere dedi ki: "Abi ne haber? Bu konuşturma yani intak. İnsan olmayan varlık konuşmuş oluyor." Sabri topa bir vurdu, uzaya gitti. E bu abartma, mübalağa buna benzer. İşte sen geldin diye ee, gol oldu sevgilim. Bu güzel nedene bağlama, hisni talil. Yani bilmezden gelme, tecahüle arif. Ya ne diyorsun mesela saçında beyazlar var adamın. Diyor ki: "Aa saçımda beyaz" gelmiş. Akar mı yağdı acaba? Hadi be oradan. Biliyorsun o yani işte ak düştü yani gibi mesela anlaştık mı? Buna benzer söz sanatlarımızı zaten birazdan göreceğiz. Şimdi teşbih sanatına yararlanılmıştır diyor. Teşbih neymiş demek ki benzetme. Bakalım. Yalnız ben alçıdan bir heykel gibi diyor. Yalnız ben bir alçıdan heykel gibi diyerek esasında esasında teşbih sanatından da yararlandığını söyleyebiliriz. Hatta onu da şöyle maviyle gösterelim. Alçıdan bir heykel gibi. Tamam. Pastoral şiir diyor. Doğadan bahsediyor mu? Hayır. Koyunlar var mı? Hayır. Keçiler var mı? Hayır. Çimenler var mı? Hayır. O zaman cevabımız Edirne diyoruz. Artık yavaş yavaş hızlanıyoruz ve yazılı provamızı bitiriyoruz. Şimdi ya bildiğiniz birinci dönemdeki neredeyse tüm konulara bitirdik arkadaşlar sizlere. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlış yapılmıştır diyor. Tamam. Birleşik sözcüğü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa sözcük bitişik yazılır. Anlam değişmesine uğramamışsa ayrı yazılır. Su kenarlarında yaşayan yalı çapkını. Şimdi yalı çapkının çapkınlıkla alakası var mı yok? O zaman bitişik. En sevdiğim tatlardan biridir bülbül yuvası. Bülbül yuvasının bülbülün yuvasıyla bir alakası var mı yok? O zaman bitişik. Cam göbeği rengi bu odaya pek yakışmamış diyor. Cam göbeğinin camın göbeğiyle bir alakası var mı yok? Bitişik. Nehirlerde yaşayan deniz yılanı türleri de vardır. Deniz yılanı gerçekten denizin yılanı böyle bakıyorsun. Denizde yaşayan şöyle Sss diye bir yılan görüyorsun yani. E o zaman e, bu yılan gerçek yılan hocam. E niye bitişik yazdınız o zaman? E, ne bileyim hocam. Bu ayrı olmalıydı. Cevap diye. Kuş burnu. Kuşun burnuyla alakası var mı? Kuş burnu çayı istiyorum. Bir saniye yakalayalım. Öyle bir şey yok ki. Bunu o zaman bitiş yazalım. Aşağıdaki parça boş parantezle belirtilen yerlere uygun noktalama işaretlerini getiriniz demiş. Şimdi. Polonezköy'de bahar çiçeklerden bir davetiyedir. Kırlangıçların düğününde diyor. Hmm. Şimdi. Sözü boşuna değil. Ha sözü diyor. Bak birinin sözünü aldığına göre şöyle bir tırnak içine alalım bu sözü. Şöyle bir tırnak için alalım. Polonezköy'de özel isim olduğu için kesme işaretini alalım. Polonezköy'de bahar. Virgül. Çiçeklerden bir davetiyedir kırlangıçların düğününe. Nokta. Tırnağı kapattık. Sözü boşuna değil demek. Nokta. Bu söze hak vermek için köy meydanından ormana doğru yürümek yeterli. Nokta. Burada atların gezindiği çiftlikler. Virgül. Huzur dolu piknik alanları. Virgül. Çardaklı kır lokantaları ve sevimli pansiyonlar. E, cümle bitmiş. O zaman üç nokta deyip kaçıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu metinden aşağıda belirtilen isim türlerini birer örnek yazınız demiş. Şimdi Moğolistan özel isim. Altını kırmızı ile çiziyorum. Hatta yazayım şöyle. Moğolistan. Moğolistan. Başka var mı? Olan bu tur var mı? Yok. Tamam geç. Cengiz Han mesela özel isim. Onun gibi. Ha olan bator varmış. Tamam. Cins isim. E, bir sürü var ki yani. Hangisini yazayım abi? Yani ne yapabiliriz ki? Nereden bileyim mesela? Ev. Ev bir cins isim mesela. Okyanus bir cins isim. Neyse. Somut isim. Yine evde olabilir. Toz diyebiliriz. Mesela burada toz. Diyor ya. Aynı zamanda ee, çoban. Başka ne diyebiliriz? İşte nasıl olabilir mesela? Bir sürü var yani. Okyanus da somut bir isimdir. Soyut isime baktığımızda heyecan. Bak heyecan kelimesi soyut bir isim. Niye? Burada diyor ki bak bu heyecanı siz de yaşamak istersiniz. Heyecan soyut bir şey. Tekil isim de çok basit. Okyanus tekil bir isim işte. Evde tekil bir isimdi. Çoğul isim ne yapacağız? Lerler almış bir şey bulacağız. Mesela nedir? E, çobanlar. Çobanlar. Ya da ne var mesela burada? Stepler. Bunlar hep çoğul isim. Topluluk ismi nedir? Topluluk ismi bir sürü var mesela. Sürü. Sürü bir topluluk ismidir arkadaşlar. Nereden biliyorsunuz? E, sürü deyince aklımıza çoğulluk geliyor. Devam edelim. Aynı zamanda ordu var. Harikasınız. Basit isme baktığımızda ise basit isim yapım eki almamış isimlere bakacağız. Ses bir basit isimdir. Okyanus basit bir isimdir. Göğüs basit bir isimdir mesela. Ses. Göğüsü. Bunlar hep basit bir isim. Türemiş isim yapım eki almış olması lazım. Ha, Attan atlı mesela. Veyahut da başka ne diyebiliriz? İşte ee, ne olabilir mesela? Şöyle bulalım. Hmm. Hmm. Sahipten sahipliği mesela. Sahipliği. Bak, sahiplik. Sahipliği. Bu da türemiştim. Bileşik isim. oho Bak şimdi bozkır var. Başka da yok zaten. oho dedim ama. Bozkır var. Başka var mı? Bakalım şöyle. Dört nala olabilir. Başka da göremedik. Neyse tamam. Oho dedik. Gaza geldik. Şimdi o zaman bu da bitti. O zaman artık şimdi yazılda soracak soruları da gösterdik. Şimdi yapmanız gereken bir. Sıfırdan dokuzadan ve dokuzuncu dinamodan güzel güzel çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunları biz sizlere tekrar etmeniz için zaten burada harika özetler hazırladık ve harika sorular hazırladık. Bunları biz zaten kendimiz yaptık arkadaşlar. Bunları güzel güzel tekrar ediyorsunuz. Bu anlattıklarımızı, metinlerin sınıflandırılmasını tam da yazılda çıkacak şekilde gösterdik. Anlatım türlerini, düşünce geliştirme yollarını. Aynı zamanda mutlaka parafta soru çıkacağı için paraf anlam bilgi soru çıkacağı için bunların da örneklerini koyduk. Dilin kullanımından doğan türlerine baktık. Bunları da size örneklendirdik. İletişimin ögelerinde selamun aleyküm aleyküm selam değil de selam ne haber iyilik senden ne haber örneklerini verdik. Dilin işlevlerini güzel güzel anlattık. Göndergesel işlev, kanalı kontrol işlevi, heyecana bağlı işlev, dil ötesi işlev, Yemek tariflerimiz harekete geçirme işleri dedik. Şiir sile işleri anlattık. Sonra test geçler verdik. Hikaye bölümü için de yine aynı şekilde mükemmel konu anlatımlarımızı hazırladık. Bunları aşağıdaki açıklamadan Tonguç Mağaz'dan alabilirsiniz. Ya da size en yakın Tonguç kitapçıdan alabilirsiniz. Bunlar, bu kitaplar arkadaşlar sizin hem üniversite sınavına hazırlıkta hem okul yazılarınızda başucu kitaplarınız olacak. Çok değerli özel sorularla hazırlanmış kitaplar. Hocam biz biraz daha fazla soru çözmek istiyoruz diyorsanız. Bak şiirle alakalı da burada konu anlatımlarımız var. Bunları biz kendim bizzat hocalarımızla beraber hazırladığımız için böyle kendi bakasım gelsin. Ne güzel hazırlamışız diye. Mutlaka buradan çalışın arkadaşlar. Videolarımıza birebir bağlantılı bak. Düz, mani, çapraz, sarma, örüşük. Örüşü burada yazmışız bak. Dayanamamışız. Dolayısıyla bunları güzel güzel çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Dinamo'da ise daha fazla soru var ama konu anlatım yok. Fakat Dinamo'da da yazılı sayfalar var. Buradan da güzel güzel çözmenizi istiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yapın. Yorumlara yazın. Şimdiden sınavlarınızda başarılar arkadaşlar.